Merhaba sevgili kardeşlerim. Bu dersimizde N tipi madde ve P tipi maddelerin tek başlarına kullanıldıklarında kullanışsız olduklarını birlikte görelim istiyorum. Şekildeki devremizde eğer S anahtarını kapatırsak sevgili kardeşlerim, gerilim kaynağının eksi ucundaki fazla elektronlar direnç üzerinden, dikkat ettiyseniz akımı sınırlandırmak için direnç kullandık. N tipi maddedeki elektronları gerilim kaynağının artı ucuna doğru ittirir şu şekilde. Elektron, akış, yönü. Evet, iletken gibi davrandı dikkat ettiyseniz. Elektrik akımını iletti. Eğer gerilim kaynağını ters taksaydık ne olurdu? Yine bir şey değişmezdi. Yine aynısı olurdu. Gerilim kaynağının eksi ucundaki fazla elektronlar S anahtarını kapattığımız zaman şuradaki elektronları ittirir. Gerilim kaynağının artı ucuna doğru ittirir. Elektron akış yönümüz yine gerilim kaynağımızın artı ucuna doğru olurdu. Evet. Devam ediyorum. Eğer P tipi maddemize gerilim uygulanırsa akım geçirir mi ona bakalım. S anahtarımızı kapattık. Gerilim kaynağımızın artı ucundaki fazla oyuklar şuradaki oyukları ittiriyor sevgili kardeşlerim. Dikkat ettiyseniz gerilim kaynağının eksi ucuna doğru ittiriyor. Oyuk, hareket, yön, akış yönü diyebiliriz. Bu şekilde oldu. Hemen ters istikamette takarsak kaynağımızı ona da bakalım. Yine akım geçirecek. S anahtarımızı kapattığımız zaman gerilim kaynağının artı ucundaki fazla oyuklar, akımı sınırlandırmak için direncimiz var. Şuradaki oyukları ittirir. Gerilim kaynağımızın eksi ucuna doğru. Yani oyuk, akış yönü şu istikamette olur. Gördüğünüz gibi hem N tipi madde hem de P tipi madde her iki yönlü de akım geçişine izin verdi. Yani tek başlarına kullanıldıklarında bir işe yaramadılar. Kullanışsız, evet. Fakat bunları kimyasal yollarla bir araya getirirsek onları da bir sonraki dersimizde incelemeye çalışalım sevgili kardeşlerim. Bu ders bu kadar olsun. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşçakalınız efendim.